Barbar. Ya sen şüphelerinde haklıysan, ya bilerek açmıyorsa gerçekten telefonunu amcam. Ben yani sence sebep ne olabilir? Mercan, Sare bir araştırsın baksın. Ona göre bakarız ne yapacağımıza da. Yani para mevzusundan diye tahmin ediyorum. Sonuçta zengin adam bu. Hay Allah. Yani paracıklarına musallat olacak bir yeğen istemiyordur belki, öyle bir tip değildir. Oğlum musallat olur ne lan? Yeğeni bu kız onun. Hele bendekinin tipe bak. Ne diyeceğim? Akşam Zıpkın abiler de gelince bir kutlama yemeği mi yapsak? Hem bizim DNA sonuçları da çıkmış olur. Kimlikleri kutlarız. Yapalım kız Emine. Hatta Mercan, çifte kutlama yapsak mı? Nasıl? E şimdi Emine ile ikimiz yarın kimlikleri alacağız ya. Ha. E senin amcana da para peşinde olmadığımızı anlattık mı, senin kimliği de alırız. Düğün işini bir haftada kurarız biz. Vallahi mı? Vallahi. Kurarız tabii ya. Kurarız, doğru diyor. Mercan. Ha. Bu akşam nişan yapsak mı? Ne diyorsun Ali, valla mı? Vallahi diyorum. Yapak. Ali. Allah be. Nişanımız var, nişanımız var. Kız sen gelin mi oluyorsun ya? Abim. Galiba. Ali Ateş. Kaptın gül gibi gelin ha. Allah Allah. E senin ablam da benim aslan gibi abimi kaptı. Sus kız. Biri şu görümceyi sustursun ya. Bence siz iki şebek susun. E benim görümce olarak geline takı takmam lazım. E para yok. Abla. Hı hı. Ben bari maaşı erken alsam olur mu? Olmaz. Gel kız buraya. Barbar bizim DNA sonuçlarımızı bulup yakamıza taksın. Yeter. Vallahi öyle. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Hadi. Ay. Çay isteyen var mı diyeceğim ama herkesin çayı varmış. Ben bir çay doldurup geleyim. Millet, ajan ümağı geldi. Nazmiye konusunu kapatın bence. Mesaj attım gelecek misin diye ama cevap vermedin. Halamlarla kaldım, söylemedim. Yok, o da cevap vermedi mesajıma. Bileşe, bir konuştuk ya bunu. Yarın barışacaksınız alanda, üzülme artık. İnşallah. Ne yapacaksınız onlara? Kızım gizli gizli laf almaya çalışsana, seversin sen. Şşş. Hüma, annenle olan olayın seninle hiçbir ilgisi yok, tamam mı? Sen karışma. Hem annenin de babanın da kim olduğu benim umurumda değil. Sen benim yıllar sonra kavuştuğum kuzenimsin. Sen de annemin kuzenisin. Sen de onu yıllar sonra buldun. Ama kıyametini hazırlayabiliyorsun. Hüma. Bak ben ne Gülayşe ne de sen kadar şanslıyım kuzen konusunda. Yapma. Ne yapacaksınız onlara? Yarın öğrenirsin. Lara, ne yapacaksınız dedim. Hüma, sana zarar gelmeyecek. Merak etme. Ama ona gelecek.
seferlik. Bu seferlik affetseniz. Affedemez misin? Hı? İmam. Biz annenin fişini çektik. Ben artık onu affetmem. Hüma. 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 Hüma dedim. Hüma. Bizi seç. Ne diyorsun? Annen kötü birisi. Bizi seç. Annem o benim. Annem. Ona ne kadar kızsam da annem. Beni doğuran kadın. Hüma her doğuran anne olamıyor maalesef. Annen seni sokağa attığı için mi öyle diyorsun? Bak. Benim annemin ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam mı? Kim, nerede, ne yapıyor, mazereti var mı, yok mu hiçbir şey bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Bizimkiler kendi çocuklarını sokağa attılar. Seninkiler de bir başkasının çocuğunu çöpe attılar. Hiçbir mazeret yok. Saf kötülük. Ama bizi seç. Belki de bu son şansındır. Lütfen bizi seç.